Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü Bulübet maç keyfini sunar. Anadolu'nun bir numaralı ekranı Kardelen TV'ye hoş geldiniz. Erzurum'un dünyaya açılan penceresinde bir naklen yayınla daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili izleyenler, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor az önce sahaya çıktı ve şu anda fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. İşte ekranlarınızda mavi beyaz çizgili formayla bugün mücadele edecekler. Üçüncülük birinci grupta Tekirdağ Spor konukları olacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un işte vefakar Dadaş taraftarları ekranlarınıza geliyor. Hafta içerisinde soğukluk -35, -40'ı buldu sevgili izleyenler. Gündüz bile buz kesen bir şehirdi Erzurum. Ama bugün -4 civarında şu anda bir sıcaklık var. Futbol için ılık, güzel bir hava ve biraz sonra konuk takım da sahaya çıkacak ve bu güzel karşılaşma başlayacak, önemli karşılaşma başlayacak. Artık her karşılaşma önemli ve işte konuk takım sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Trakya temsilcisi Tekirdağ Spor'da şu anda sahaya çıktı sevgili izleyenler. 30 puanları var Tekirdağ Spor'un. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un ise bir maçı eksik, biliyorsunuz geçen hafta Cizre maçı ertelenmişti. Ve iki haftadır dinlenen bir takım var Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Tekirdağ Spor karşısına biraz daha dinlenmiş olarak çıkacak. Ve 34 puanı var şu anda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un. Lider Tire'nin şu anda 7 puan gerisinde sevgili izleyenler. Şu anda ekran başında binlerce taraftarı da olduğunu biliyoruz. Gerek Erzurumlu, gerek Tekirdağlı futbol severlere kucak dolusu selam olsun. Erzurum'dan, soğuk şehirden, Dadaşlar diyarından sıcacık merhabalar, sevgiler, selamlar sevgili izleyenler. Evet, şu anda iki takımı izliyorsunuz. Futbolcular sahada, kadroları ben aktarmak istiyorum sizlere. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un 11'i 40 Ahmet Altın, 2 Serhat Akyüz, 3 Hüseyin Cihan Avcı, 6 Doğa, 11 Mehmet Albayrak, 14 Fahri Tatan, 22 Serdar Deniz, 25 Murat Paluli, 41 İbrahim Demirer, 77 Ferit Erişçi ve 89 Erhan Çelenk. İstiklal Marşımızdan sonra konuk takımın kadrosunu da paylaşacağım sevgili izleyenler. Başımız seslendirildi. İki takımın futbolcuları maç öncesinde birbirlerine başarılar diliyorlar. Tekirdağ Spor'un 11'ini hemen verelim. 29 Ahmet Önallı, 4 Volkan Sel Yalçın, 5 Fuat Eraslan, 7 Orhan Küçük Ertuğrul, 8 Uğur Kapısız, 37 Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 58 Tudahan Aydın, 59 Taygun Burgun, 77 Birol Öztürk, 89 Ali Yıldırım ve 99 Devrim Kılıç. Konuk takımın 11'i sevgili izleyenler. Bir dakikalık bir reklam arası, birazdan birlikteyiz. Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü Bulübet'in sunduğu maç keyfi devam edecek.
En güncel ve son dakika haberleri telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda. Haberlerden habersiz kalmayın. Anadolu'nun bir numaralı haber portalı. kardelenhaber.com. Kırk yıldır aynı keyfi, aynı coşkuyu, aynı güveni hep birlikte paylaştık. 40. yılımızda bize bu gururu yaşatan milletimize teşekkür ederiz. Ergaz, ulusal sermayenin gururu. Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü Blupet'in sunduğu maç keyfi devam ediyor. Kazım Karabekir Stadyumunda 3. Lig 1. grupta 23. hafta mücadelesi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tekirdağ Spor mücadelesi başlamak üzere. Murat Türkoğlu maçın hakemi Bayburt'tan sevgili izleyenler. 43 maç yönetti şimdiye kadar ve maç da bu arada başladı. İki takıma da sportmence bir maç diliyoruz. Futbolun doğası kardeşliktir. Umarız keyifli bir 90 dakika anlatırız sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz. Anadolu'nun bir numaralı ekranında Kardelen TV'desiniz. Mehmet Albayrak bıraktı. Savunma. Tudahan Aydın sağ bekte görev yapıyor. Araya girdi ve maçın ilk taç atışı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Doğa İşeri kullandı. Mehmet'ten önce kafa vuruşu yine Tunahan'dan, bir taç daha izleyeceğiz. Doğa İşeri. Mehmet Albayrak kafayla indirdi. Cihan hareketli. Uğur kapısız. Devrim'e doğru gönderdi topu. Devrim Murat Pavuli ile ikili mücadelede. Devrim Murat'ın baskısı. Uğur'la paslaştı. İbrahim karşıladı. Sabri Gümüşoğlu. Yine Ali Yıldırım hareketlendi. Kaleci Ahmet'e aktarıldı top. Ahmet Altın. Ahmet. Uzun mesafeli yüksek bir top Erhan'a doğru. Tunahan Erhan'dan önce kafayı vurdu. Doğa. Erhan Çelenk. 8 golü var sevgili izleyenler. Orhan'ın baskısı, Erhan'da top hala. Erhan, Orhan'ın ayak koyduğunu gördük ve köşe vuruşu kullanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Fahri Tatan köşe vuruşu için o bölgeye gitti. 32 yaşında çok tecrübeli bir isim. Fahri Tatan şu anda topu çeyrek daireye bıraktı. Uzak noktaya gitti top. Orada bir de faul yapıldı. Şimdi kaleci Ahmet Önal, iki takımın da kalesini Ahmetler koruyor bugün sevgili izleyenler. İkinci yarıdaki 3 maçta Eray kaleyi koruyordu ama bugün Ahmet kalede Tekirdağ Spor'da. Ali Yıldırım, Orhan. Rol. Rol ceza sahasına. Ali dışarıya çıktı top. Maçın ilk ciddi tehlikesi. Notlarımızın arasına da alalım. 3. dakika. Ali Yıldırım etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Yoksa çok ciddi bir tehlikeydi. Birazdan işte izliyoruz. Bir rol ileri uçta. İki ismi 4-4-2 sistemiyle oynayacak bugün Tekirdağ Spor. İşte bir rol etkili bir orta. Kale sahası çizgisinin hemen önünde. Ali'den çok kötü bir kafa vuruşu. Şans anı Büyükşehir Belediye Erzurumspor için. Doğa. Yine Birol'un baskısı var ileri uçta. Doğa İşeri uzaklaştırdı topu. Aygun Orhan'ı buluşturdu topla. Orhan yerde kaldı. Hakem faulü verdi. Tekirdağ Spor'da hafta içerisinde Tevfik Hoca ayrıldı, görevine son verildi ve Kahramanmaraş Spor'dan Erdal Alparslan'la anlaştığı takım ve şu anda yeni teknik adam olarak
takımının başında Mehmet Erdal Albarslan sevgili izleyenler. Topun başında Sabri Gümüşoğlu var. İki kişilik bir baraj kuruldu. Beş Tekirdağlı ceza sahasında. Kaleyi çaprazdan gören bir pozisyon. Sağ tarafta Sabri. Kaleye bakıyor. Sabri penaltı noktasında karşılandı top. Cihan. Şimdi ani bir atak olabilir. Murat Paluli. Sağ tarafta onu devrim karşıladı. Fahri. Fahri Tatan yerden pası. Serdar Deniz. Serdar kendi gitmeyi tercih etti. Sabri. Sabri'nin kontrolünde top. Karşılaşmanın da 5. dakikası sevgili izleyenler. Taç kullanıldı. Fahri bıraktı. Ferit, Serdar anlaşmazlık. Sonuçsuz kaldı bu atak. Serdar'ın orada hafif bir sakatlığı var. Taraftarların maçın ilk dakikasından itibaren desteği var Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a. Hedef mutlak galibiyet. Tekirdağ Spor'da bir çıkış peşinde. Onların da morale, puana ya da puanlara ihtiyacı var. Bakalım nasıl bir 90 dakika olacak. Fuat Eraslan, devrim. Ali Yıldırım. Cihan'ın baskısı sonuç verdi. Top şimdi yine Ali'de ama Ali faul yaptı. Ferit yerde kalan isimdi sevgili izleyenler. Murat'ın dün hafif bir rahatsızlığı vardı. Serum tedavisi yapıldı ve bugün 11'de yerini aldı. Fatih Gül menisküs ameliyatı olduğundan dolayı 18'de değil sevgili izleyenler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Taygun, Uğur, Fuat. Kaptırılan top Ferit. Sabri karşısında çekti topu Ferit Eriş. Ferit'te top hala. Mehmet Albayrak. Ferit. Pas isteyen Doğa. Kendini gösterdi. Aldı topu diyecektim ki araya son anda Tunahan girdi. Doğa İşeri tacı kullanacak. Doğa. Mehmet Albayrak. 13 golü var kaptanın. Fuat. 36 yaşında çok tecrübeli bir isim. Sahanın en tecrübelisi diyebiliriz Fuat Eraslan. 315 maçta 18 gol kaydetmiş. Tekirdağ Spor'da 5 numaralı formayla izleyeceğiz bugün. Kupada bu yıl bir de golü var Karşıyaka'ya. Fuat Eraslan. Taç kullanacak sarı siyahlı ekip. Tunahan şu anda tacı kullandı. Faul yaptı Ali Yıldırım ve hemen kullanıldı Fahri Tatan. Mehmet Albayrak, Serdar Deniz, tekrar Mehmet. Güzel bir verkaç ama Volkan Sel araya girdi Serdar'dan önce. Taygun. Taygun bıraktı. Volkan Sel, Orhan'a gelmeden Doğa girdi araya. Erhan da topun taca çıkmasına izin vermedi. Mehmet Albayrak göğsüyle aldı önüne. Bıraktı şimdi Serdar Deniz. Cihan. Erhan. Erhan şimdi orta ceza sahasına. Kaleci Ahmet için kolay bir top oldu. Ahmet Önal. Hemen eliyle başlattı. Uğur'dan uzun bir top. Sol tarafa hareketlenen devrim. O noktada devrim. Geriye çıkardı. Birol hareketlendi kaleci Ahmet için. Zor bir top olmadı. Doğa. Fahri. Hüseyin Cihan. Tekrar Fahri Tatan. Murat Paluli. Erzurumlu futbolcu. Sevgili izleyenler İbrahim Demirer.
yarı uçta tekrar belirtelim. Tekirdağ Spor'da Birol ve Ali var sevgili izleyenler. Doğa. Kaptırılan top. Tekirdağ Spor'da Taygun. Sürekli pas hataları iki takımda da Serdar Deniz. Topla buluşan isim Taygun'un baskısı. Serdar topu iyi sakladı Taygun'dan. Murat Baluli. Hüseyin Cihan Avcı. Murat Baluli. Murat. Serhat düzeltiyorum sevgili izleyenler. Serhat Akyüz. Cizre Spor'dan transferi Erzurum'un Serhat. Doğa İşeri. Yerden pası. Erhan. Hangi yerde kaldı? Hakemin hemen önünde gerçekleşti pozisyon. Uğur. Tunahan faul yapan isim Erhan'a. Tunahan Aydın. Maçında 10. dakikası. Fahri Tatan. Topun başında olan isim. Tek kişilik bir baraj. Tekirdağ Spor'da. Orhan barajlı olan isim. Fahri Tatan ceza sahası hareketli. Geride sadece Doğa var şu anda. Orta yuvarlak Doğa'da. Fahri'den uzak noktaya gitti top ama direkt kaleciye Ahmet'e bir pas oldu adeta. Kaleci Ahmet. Uzun bir degaj. Murat Baluli'den kurtardı topu Birol. Birol Murat karşısında. Şimdi Murat topu kontrol etmeyi başardı. Ve topu riske etmeden taça gönderdi. Sabri tacı kullanacak. Uğur. Taygun pas istiyor. Uğur'dan sağ tarafa Orhan'a. Doğa İşeri başarılı. Erhan şimdi topla birlikte hareket halinde. Rakip yer alanın metrelerini geçti. Şu anda Erhan'da top. Pas verecek arkadaşını arıyor. Serdar'ı tercih etti. Serdar Deniz. Erhan geriye çıkardı. Hüseyin Cihan. Fahri Tatan. Murat Baluli pas istiyor. Serhat. Serhat Akyüz. Şimdi Murat topla buluş. Evet şimdi topla buluştu ama kaptırdı. Sabri karşıladı. Serhat. Serhat Akyüz. Serhat geriye çıkardı. İbrahim Doğa. Doğa. Serdar. Hüseyin Cihan Avcı. Serhat Fahri'ye bıraktı. İki yeni transfer Erzurum'da. Ferit. Devrime attı çalımını. Bir çalım daha. Ferit'ten şık hareketler alkış aldı. Serdar Deniz. Serdar olmadı. Pas hatası. Şimdi Birol. Ali hareketli ileri uçta. Birol'dan bir vücut çalımı. Şimdi bıraktı topu Taygun'a. Taygun'dan Orhan'a. Orhan çizginin hemen önünde. Doğa karşısında. Orhan Küçük Ertuğrul. Orhan geriye çıkardı. Fuat Eraslan. Şimdi Uğur. Ali ile paslaşması. Uğur. Orhan. Fuat. Mehmet'e bir çalım. Geriye döndü Fuat. Volkan Sel. Sabri. Sabri. Yerden pası. Ali Yıldırım. Fahri'nin baskısı. Top Ali'de. Ali. Fahri topu kazandı. Ferit bıraktı Fahri Tatan'a. Fahri orta yuvarla. Hüseyin Can Avcı. Atak yönü sol taraf. Erhan Çelenk. Erhan zeminde kaygan biraz. Tunahan düştü. Şimdi de Erhan'ın karşısına geçti. Erhan. Erhan şimdi ortasını yaptı. Uzak noktaya. Ferit. Anlaşmazlık Mehmet Albayrak'la. Ve kaleci Ahmet. Maçta 13. dakika sevgili izleyenler. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Tekirdağ Spor mücadelesinde şu ana kadar tek tehlike var. O da Tekirdağ Spor'dan 3. dakikada Ali Yıldırım çok net bir pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yapamadığı için Erzurum için bu şans dakikası olarak notlarımızın arasında. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor iç sahada henüz yenilgi almayan iki takımdan biri sevgili izleyenler. Bunu da belirtelim. İç sahada 10 maç yaptı. 6 beraberlik 4 galibiyet elde etti. En son Kozan maçında hatırlayacaksınız Mehmet'in o güzel golüyle 1-0 kazanmıştı.
Sabri. Çok kötü bir orta, out'a çıktı. Yıldırım sürekli sahanın kenarında futbolculara talimatlarda bulunuyor. Yine yeni teknik adam Erdal Alparslan Hoca da iki İç Anadolu bölgesinden teknik adamın kapışması. Zileli, 49 yaşındaki teknik adam Erdal Alparslan ve ekranlarınızda az önce Ahmet Yıldırım vardı. O da Amasyalı. Faul yapıldı. Orhan yerde kaldı. Maçın hakemi Murat Türkoğlu şu anda Orhan'ın hemen yanında. Evet, gerçekten hafta içerisinde sevgili izleyenler çok ciddi bir soğukluk vardı. Şehir buz kesti adeta. Gündüz bile eksi 20 dereceyi bulan bir sıcaklık. Gerçekten bugün çok ılık, güzel bir hava. Ve iki takım arasındaki mücadelede henüz gol sesi çıkmadı. Orhan'ın da sakatlığı şu anda bakıyorum devam edebilecek mi diye. Çünkü hemen saha kenarında hazırlıklar var. Yedek futbolculardan şu anda sarılan futbolcular var ama onların ciddi bir sakatlığı yok gibi gözüküyor gördüğümüz kadarıyla. Tekirdağ Spor tekrar oyunu hareketlendirecek. Hakem istediğim yerden işin gerçekleşmesini istiyorum dedi. Tunahan Aydın atışı kullandı. Ali Yıldırım. İşte Orhan ekranlarınızda. Sevgili seyirciler. Ve kaleci Ahmet Şimdi oyunu hareketlendirecek kale vuruşuyla. 16. dakika. Dadaş gol gol sesleri. Bu grupta Tire 41 puanla lider durumda. Bugün İzmir de Altay'la karşılaşıyor. İkinci sırada Kızılca Bölük 38 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada Erzurum bir maçı eksik 34 puanda. Dördüncü Düzyurt 32 puanda. Beşinci Altay 31 puanda. Altıncı Kozan ve yedinci Tekirdağ'ında 30 puanı bulunuyor. Doğa İşeri. Serdar. Serdar Tunahan'a faul yaptı. Atış hemen kullanıldı ama hakem tekrarlatacak. Volkan Zel atışı kullanacak. 27 yaşında, 1.85 boyunda, oldukça uzun boya sahip futbolcuları var Tekirdağ Spor'un sevgili izleyenler. Doğa, Hüseyin Cihan, İbrahim, Doğancan yedekler arasında, Osman Berkay ve Mehmet Yeniler 18'in dışında şu anda sevgili izleyenler. İbrahim, Tunahan karşıladı. Tekrar Tunahan, Uğur, Fahri'nin baskısı. Uğur geriye döndü. Volkan Sel en geride, savunmanın Ali Yıldırım'a doğru uzun bir top. İbrahim Ali'den önce kafayı vurdu. Tunahan tacı kullanacak. Uğur en geriye döndü. Fuat Eraslan. Taygun Ali, tekrar Taygun. Şimdi Birol. Serhat karşıladı. Serdar Deniz, Erhan paslaşması. Tekrar Erhan'a gelmedi. Orhan. Uğur. Fuat. Fuat Eraslan. Sabri ve Devrim sol tarafta mücadele eden iki isim. Serhat Akyüz. Paluli. Serhat. İbrahim. İbrahim.
İbrahim Demirer'den uzun bir top sol tarafa. Doğa İşeli'den önce Tunahan karşıladı. Erhan atağa devam ettiriyor. Orhan geldi. Erhan Orhan'dan sıyrıldı. Ceza sahasında tehlike var ama Mehmet Albayrak açtı top. Güzel bir pozisyon olabilirdi. Ferit şimdi yaptı ortasını. Mehmet Albayrak geçti. Erhan bıraktı bir şut dışarıya. Serdar Deniz yararlanamadı. Yirminci dakikada gerçekleşti pozisyon. Serdar sonuç alamadı. Erzurum'un gole yaklaştığı ilk pozisyon oldu bu sevgili izleyenler. Ahmet. Cihan Ali'den önce kafayı vurdu. Şimdi tekrar Erhan. Yine atak yönü sol taraf. Doğa İşeri pas istiyor. Aldı pası. Ama Taygun Doğan'ın pozisyonunu bozdu ve top taca çıktı. Doğa şimdi tacı kullanacak. Fahri Tatan. Fahri. Yerden pası. Doğa İşeri. Doğa yaptı ortasını. Mehmet Albayrak'tan kafa dışarıya. 21. dakika. Mehmet Albayrak gole yaklaştı. Sonuç alamadı. Üst üste iki pozisyon. Serdar Deniz ve Mehmet Albayrak'la gole yaklaştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Tekrar izliyorsunuz. Güzel bir orta Doğa'dan. Mehmet Albayrak iyi yükseliyor. Vuruyor kafayı ama şanssızlık. Az farkla out'a çıktı top. Orhan yine yerde kaldı. Faulü kullanacak Tekirdağ Spor sevgili izleyenler. Volkan Zel, Taygun, Orhan, Taygun'dan önce Cihan, Erhan, şimdi Serdar Deniz, hareketlenen Mehmet Albayrak, topu aldı Mehmet Albayrak, karşısında Fuat var, Mehmet'ten pas, Ferit kontrol, Ferit şut şansı arıyor, ceza yayının önünde, Hüseyin Cihan, Erhan şimdi topla buluşan isim, çizginin hemen önünde, Erhan Çelenk, Tunahan'a bir çalım, Erhan geriye döndü, Doğa İşeri, yerden pası, Cihan Avucu, iki kişinin baskısı, Cihan, taç kazandırdı takımına. Doğa tacı kullanacak. Volkan Zel karşıladı. Murat, Fahri, Serdar Deniz, Mehmet Albayrak. Anlaşmazlık olmadı. Tunahan Aydın. Yine Ali'ye doğru uzun bir top. Genelde savunmanın arkasına Birol ve Ali'ye uzun toplar atmayı tercih ediyor Tekirdağ Spor. Doğa'ya yapılan hareket sert ve maçın ilk sarı kartı Ali Yıldırım'a. Sarı kart gördü Ali Yıldırım sevgili izleyenler. Doğa kendisine yapılan hareketten Doğan faul atışını kullandı. Fahri Tatan istediği pası atamadı. Kaleci Ahmet'e kadar geldi top. Ahmet Önal 23 yaşında Antalyalı. 10 maç bu sezon ilk 11'de sahaya çıkmış. Sevgili izleyenler ikinci yarıda bu ilk maçı Tekirdağ Spor'da. Cihan Avcı, Mehmet Albayrak, Serdar, güzel paslaşmalar, ayağa paslar. Serdar Deniz uzaktan şansını denedi kaleci Ahmet. Taygun. Ali yerde kaldı.
faul, Tekirdağ Spor kullanacak. ...24. dakika... değerli futbol severler. Bu hafta 13'te başlayan maçlar var yine. Kırıkan Gölbaşı, Arsin Kozan, Birlik Nakliyat Düzyurt Cizre ve bu karşılaşma 13'te başladı. 13.30'da ise Bursa Nilüfer Zonguldak, Kızılca Bölük Erzin, Altay Tire, Maltepe Turgutlu, Silivri Yeşil Bursa maçları var. Sol taraftan gelişiyor Tekirdağ Anata. Bayrak havada. Yan hakemin hemen önünde faul, Serhat kullanacak. İbrahim ve erken bir oyuncu değişikliği. Ramazan'ı görüyorum şu anda konuk takım. Bakalım kimi oyundan alacak. Az önce Orhan'ın bir sakatlığı vardı ama tercihi hep birlikte göreceğiz. Doğa İşeli. Serdar'a doğru yine uzun bir top ama kaleci Ahmet'e kadar geldi. 25. dakikada bir oyuncu değişikliği hazırlığı şu anda Ramazan oyun alanının kenarında sevgili izleyenler. Tekirdağ Spor'da Taygun. Tunahan pas istiyor sağ tarafta. İleriye doğru Orhan'a Doğa karşıladı. Tekrar Taygun, göğüs kontrol. Uğur kapısız. Ali Yıldırım'la paslaşmayı tercih etti. Serhat araya girdi. Fahri Tatan, Serdar Deniz, Uğur topu kazandı ve şimdi Tekirdağ Spor atışı kullanacak. Oyuncu değişikliği. Evet, Tunahan'ı oyundan alıyor sevgili izleyenler. Erken bir oyuncu değişikliği. Çünkü sol tarafı genelde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başından beri yoğun olarak kullandı. Ve öyle zannediyorum ki Tunahan Aydın'da bu yüzden değiştirildi. Uzaklardan bir şut Tekirdağ Spor'da etkili değil sevgili izleyenler. Taygun şutu atan isim. Evet, Ramazan Aydın oyunda. Ramazan 20 yaşında. Bu yıl 11 maç ilk 11'de mücadele etmiş. Geçen hafta da 11'de yer alan bir isimdi Ramazan. Tunahan da Cizre Spor'dan birçok futbolcu transfer oldu değişik takımlara. Cizre Spor'da 15 maç ilk 11'de bu sezon oynadıktan sonra Tekirdağ Spor'a geldi. Ve erken bir oyuncu değişikliği hakkını kullandı Erdal Alparslan. Birol. Hareketlenen Devrim. Murat Paluli. Topa daha yakın. Ama Devrim topu kazandırdı. Sabri'den aldığı pas. Birol vurdurmadı Cihan. Fahri Tatan. Ferit'le paslaştı. Fahri. Ferit. Taygun'un baskısı. Fahri. Murat. Yerde kaldı. Faul. Murat şimdi kullandı. Fahri Tatan. Ferit. Murat. Tekrar Fahri. Cihan hemen yanında. Fahri'den sol tarafa. Erhan. Serdar Deniz'e bir pas. Şimdi Serdar geriye. Doğa İşeri. Taç bekledi ama konuk takım kullanacak dedi maçın hakemi. Erhan Ramazan'dan sıyrıldı ama Volkan Sel girdi araya. Doğa İşeri. Mehmet Albayrak. Şık bir vücut çalımı. Mehmet'ten iyi de bir pas ama yüksek bir top. Ferit Erişçi kafayı vuramadı. Düşünce güzel ama etkili değil. 29. dakika. Taç kullanıyor sarı siyahlı ekip.
Fahri Tatan'ı uyarıyor maçın hakemi. Taygun. Taygun. Ali. Pas hatası. Mehmet Albayrak hareketli. Volkan Sel karşıladı. Ferit şimdi. O da kaptırdı. Volkan Sel. Sabri. Devrim. Murat Balduli yerde kaldı. Şimdi Fahri atışı kullandı. Serdar Deniz. Fahri Tatan. Yine Mehmet Albayrak'a bütün toplar neredeyse. Şimdi ceza sahasında tehlike olabilir ama Volkan Sel karşıladı. Ani bir atak olabilir. Birol hareketli. Doğa İşeri. Serhat. Yine sol tarafa. Ramazan karşıladı Erhan'dan önce. Ağırlıklı olarak sol tarafı kullandığını bir kez daha belirtelim. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Tekirdağ Spor'un tabii sağ kanadı oluyor. Erhan. Güzel bir pas. Doğa İşeri ceza sahasında. İki futbolcunun baskısı. Köşe vuruşu. İlk yarım saat geride kaldı. 1/3'lük kısım geride kaldı maçta. 0-0'lık beraberlik var sevgili izleyenler. Serdar Deniz topu çeyrek daireye bıraktı. Köşe vuruşunu kullanacak. Serdar şimdi köşe vuruşunu kullandı. Savunma karşıladı. Ferit dışarıya. Çok net bir fırsat. Değerlendiremedi Ferit. Sevgili izleyenler. İşte tekrar izliyorsunuz. Ferit Erişçi. Kale sahası çizgisinin hemen önünden çaprazdan kaleyi düşündü ama sonuç alamadı. Ferit'in iki golü var bu sezon. İkisi de çok şık goller. Kızılca Bölük ve Erzin'e atmıştı golleri hatırlayacaksınız. Bir sakatlık var Tekirdağ Spor'da. Maçın hakemi sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Murat Paluli. Ahmet Yıldırım ekranlarınızda. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray forması giyinmiş bir futbolcu. Futbolculuk yıllarında teknik adam olarak da kariyerine baktığımızda Fethiyespor'da 1, Bendikspor'da 2, Kocaeli Birlikspor'da 3 sezon görev yapmış Ahmet Hoca. 148 maçta 55 galibiyet, 46 beraberlik, 47 mağlubiyet görmüş takımlarıyla birlikte. Ahmet Yıldırım, 41 yaşında Amasyalı teknik adam. Evet, sakatlıktan dolayı şu anda sağlık görevlileri sedyeyi oyun alanına soktular sevgili izleyenler. Dileriz önemli bir durum yoktur. Evet, şu anda oyun alanının kenarına alındı Orhan Birol sevgili izleyenler. Evet, forma numarasını çünkü sadece sırtlarında olduğu için sevgili izleyenler şu anda dikkatle ona bakmaya çalışıyorum monitörden. Birol şu anda sahada da göremiyorum. Birol evet. Sakatlık yaşayan isim, 77 numaralı formasıyla en fazla gol atan ismi. 8 golü var Tekirdağ Spor'da. Şu anda tedavisi sürüyor. 10 kişi sürdürüyor konuk takım mücadeleyi bu dakikalarda. Serdar Deniz, Erhan, Serdar. Güzel paslaşmalar. Erhan iki futbolcunun baskısı. Taygun, İbrahim. Gelişi güzel paslar. Şimdi Erhan topla buluştu. Erhan, Doğa İşeri. Doğa'dan güzel bir çalım. Tekrar Erhan'a ama Uğur pozisyonunu bozdu Erhan'ın. Sonrasında da
faul ve Tekirdağ Spor kullanacak. 34. dakikanın içindeyiz. İrol da tekrar oyun alanına döndü bu arada. Sevgili izleyenler, onu da hatırlatalım. Fuat. Topla buluşan isim Fuat. Fuat topu yanlışlıkla Taca gönderdi. Hiçbir arkadaşı yok o bölgede. Fahri Tatan çekti topu geriye. Serhat Akyüz. İbrahim, tekrar Serhat. Kendi yarı alanının ilk metrelerinde. Şimdi İbrahim, Erhan Çelenk. Erhan'dan geriye Doğa. İbrahim, Fahri Tatan sağ tarafı tercih ediyor bu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ama Murat Fuat'tan önce alamadı topu. Fuat. Cihan karşıladı. Murat Baluli, Hüseyin Cihan, Serhat, İbrahim, yine atak yönü sol kanat olacak. Erhan'a doğru bir pas. Ramazan, Taygun ve Orhan. Uğur. Uğur. Şimdi Orhan'a bıraktı. Orhan, İbrahim. Uğur'dan önce kontrol edemedi topu İbrahim ve Tekirdağ Spor kullanacak sevgili izleyenler. Köşe vuruşunu Orhan Küçük Ertuğrul, o bölgeye giden isim. Evet, Orhan şimdi topu çeyrek daireye bıraktı. 36 yaşında o da. Orhan şimdi ceza sahasında uzak noktaya gitti. Bir vole ama etkili değil. Ali Yıldırım. 36. dakika. Ekranlarınızda Ali Yıldırım. 26 yaşında, 1.80 boyunda, 36 golü var kariyerinde. 3 gol attı Cizre'de bu sezon. Ve Tekirdağ'da da 1 gol attı. Kırıkan deplasmanında Ali Yıldırım. İbrahim. Serhat. Cihan. İbrahim. Serhat Akyüz. Murat hareketliydi. Sabri ondan önce. Kontrol. Fuat. Serdar Deniz. Taygun'un baskısı. Serdar'da top. Fahri, Serdar. Ferit düşüncesi. Sabri'nin kontrolünde kaleci Ahmet çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Sevgili izleyenler, şu anda bizleri nereden izliyorsanız, biz her maçta bu daveti yapıyoruz. Gerek Erzurumlu gerek Tekirdağlı futbol severlere sesleniyoruz. Biliyoruz ki Erzurum'dan Edirne'ye, Bitlis'ten İngiltere'ye, gerek Türkiye'de gerek dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen taraftarlarımız var. Bu arada Serhat da bir sarı kart gördü sevgili izleyenler. Onu da hemen notlarımızın arasına alalım. Serhat Akyüz sarı kart gördü sevgili izleyenler. Bizleri izlediğiniz yerlerden isterseniz selfie, öz çekim fotoğraflarınızla birlikte Kardelen TV'nin şu anda Facebook sayfasında veya Instagram hesabımızda maçın fragmanının hemen altına isterseniz duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çok güzel anılar birikiyor her maçta. Renkli görüntüler oluyor. Ailecek, derneklerden, kafeteryalardan enteresan görüntüler oluyor. Bekliyoruz sevgili izleyenler. Tabii fotoğraf şart değil, isterseniz sadece duygularınızı, düşüncelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Anadolu'nun bir numaralı ekranında Kardelen TV'de bizler sosyal medyadan da sizin düşüncelerinize değer veriyoruz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da Kardelen TV'yi takip edebilirsiniz. Ve kardelenhaber.com'da bu arada tavsiye edelim. Ferit ceza sahasında son çizgide geriye çıkardı. Serdar Deniz'den gol geldi. Serdar Deniz gol, gol, gol. Sıçık bir gol. 38. dakikada geldi sevgili izleyenler. Ferit'ten gerçekten akıl dolu bir pas.
Serdar Deniz golü attı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1-0 önde, tekrar izliyoruz. Son çizgiye indi, pasını aktardı, Volkan'ı aşan top. Serdar Deniz Orhan'la Volkan Selin arasında kafayı vurdu, kaleci Ahmet uzanamadı. O topu çıkarması mümkün değildi zaten. Serdar Deniz gitti gözüyle bakılıyordu. Besim Hoca'nın karnesinde Serdar'a yer yoktu. Ama Antalya kampında hırsıyla Ahmet Hoca'nın gözüne girdi. 11'in vazgeçilmezlerinden biri şu anda. Ve Serdar Deniz, Göztepe'den transferi Mavi Beyazlı ekibin, bu kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Serdar Deniz, Adıyamanlı, 22 golü vardı kariyerinde. Ve Erzurum'da ilk golünü attı sevgili izleyenler. Onu da belirtmiş olalım. Ve bu golle Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1-0 üstün durumda. Volkan Sel, Ali Yıldırım'a doğru bir pas. Ali kafayı vurdu. Fahri Tatan, Murat Paluli. Tabii bir gol daha atıp rahatlaması lazım. Çünkü Tekirdağ Spor'da çok etkili isimler var. 1-0 her zaman rahat bir skor değil. Evet sevgili izleyenler, taraftarın keyfi yerine geldi. 1-0 önde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Gole yaklaştığı pozisyonlar vardı ama gol Serdar'a nasip oldu. Uğur'dan bir çalım. Pas Orhan. Şut şansı arıyor. Vurdurmadılar Orhan'a. Doğa İşeri hızla atağa çıkma düşüncesi. Doğa geriye döndü. Hüseyin Cihan. Erhan'a doğru uzun bir top. Ramazan hareketli. Erhan topa daha yakın. Aldı topu önüne. Ramazan Aydın'ın önünden. Etkili bir orta yapamadı. Kaleci Ahmet hemen eliyle başlattı. Uğur kapısız. Uğur'dan sol tarafa. Biroğlu hareketli. Murat Paluli. Ve Serhat o noktada. Serhat karşıladı. Fahri Tatan. Fahri'den pas hatası. Orhan. Topla buluşan isim. Ali ve Birol yine hareketli. Ali Yıldırım. Ali. Hüseyin Cihan baskı yapan isim. Hüseyin Cihan izin vermedi Ali'ye. Taç kullanacak Tekirdağ Spor. Ramazan Aydın. Orhan Ramazan. Faul. İki sarı kart var şu ana kadar. Serhat Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da sarı kart gördü. Tekirdağ Spor'da da Ali Yıldırım sarı kart gören isimdi. Doğa tek kişilik bir baraj kurdu. Topun başında Ali Yıldırım. Düzeltiyorum Orhan sevgili izleyenler. Orhan Küçük Ertuğrul. 5 Tekirdağlı ceza sahası hareketli. Orhan yakın direğe. Fahri karşıladı. Fahri karşılarken de yüzünde hafif bir darbe. O yumruk düşüncesinde şu anda işte görüyorsunuz, işaret ediyor ama pozisyon gereği sevgili izleyenler yaşandı bu. Şimdi Orhan köşe vuruşunu kullanacak. 43. dakikadayız. 1-0 önde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ceza sahasına. Kimse vuramadı. Serhat çıkardı. Şimdi ani atak olabilir. Fahri Tatan, Serdar Deniz, Fahri de yerde kaldı. Hakem avantaja bıraktı. Ama futbolcular hızlı hareket edemeyince Erzurum Spor'da şu anda Fahri'nin yanında maçın hakemi. Fahri Tatan'a ayrı bir sayfa açmak lazım. Toplam kariyerinde 32 golü var. Biri Beşiktaş formasıyla. Çaykur Rizespor'da 6 sezon görev yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Torku Konya, Eskişehir, Denizli, Adana, Kartal, Pendik Spor ve 6 kez de milli formayı giydiğini görüyoruz Fahri Tatan'ın. Tecrübeli bir isim sahada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da sevgili izleyenler. Serhat. Serhat'tan Mehmet Albayrak'a doğru Volkan Sel'le birlikte hareketli kaptan. Volkan Sel, Mehmet'ten önce.
Taç. Mehmet Albayrak ekranlarınızda. Kozan maçındaki golü tekrar tekrar defalarca sosyal medyada izlendi ve gerçekten izlemeye doyulmayan bir goldü. 13 golü var şu anda Mehmet Albayrak'ın. Mert Hakan Yandaş Tire'de 15 golle en fazla gol atan isim. Gol krallığı yarışında Mehmet Albayrak da etkili. Ferit'ten şimdi yine Şükar'a geldiler. Şimdi Fahri Tatar şut şansı arıyor. Fahri geriden bir şut Cihan'dan. Sonuç yok sevgili izleyenler. Kayıp zamanı şimdi bekliyorum ben hemen. Dördüncü hakem birazdan işaret edecek. 45. dakikanın içindeyiz çünkü. Bakalım ne kadar kayıp zaman olacak. Doğa taçı kullandı. Mehmet Albayrak. Ramazan karşıladı. Orhan Küçük Ertuğrul. Orhan'dan Fahri'ye çalım. Pas Ali'ye. Serdar geldi. Ali'nin pozisyonunu bozdu. Fahri Tatan, İbrahim Demirer. Serdar üçlü paslaşmalar. 2 dakika kayıp zaman bu arada. 45+2 oynanacak. Ve o zaman diliminin içine girdik şu anda. Fahri Tatan'dan geriye Serhat Akyüz'e. Serhat Sabri Ferit'ten önce topa daha yakın Sabri'den kalecisi Ahmet'e. Ahmet Fuat'la oynadı. Ferit'in baskısı sürüyor Sabri. Ferit alkış aldı gerçekten. Alkışı hak etti o baskısı, presi. Ferit'in zaten goldeki asistini tekrar teslim etmek lazım. Golün yarısı Ferit'in, yarısı Serdar Deniz'in diyelim. Volkan Sel. Orhan ve Ferit, Ferit sesleri tribünden de sevgili izleyenler. Tribünlerde benimle aynı görüşte şu anda. Birol. Devrim indirdi. Birol dışarıya. 45+1'in içinde bir tehlike. Evet, kaleci Ahmet artık her an ilk yarıyı bitiren düdüğü bekliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi kale vuruşu kullanıldı. Maçın hakemi artık her an düdüğü çalabilir. Orhan, Erhan, Doğa, Serdar. Serdar Deniz, Uğur'un baskısı. Serdar yerde kaldı. Hakem devam dedi. Birol, Cihan baskı yapan isim. Birol, devrim. Birol Öztürk, Cihan topu kazandı. Cihan alkışı aldı. Pasını da verdi. Ferit, Sabri'nin baskısı. Ferit ve ilk yarıyı bitiren düdük geldi. Murat Türkoğlu'ndan sevgili izleyenler. İlk yarıda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Serdar Deniz'in attığı golle, 38. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sevgili izleyenler, ben sizlerden kısa bir mola isteyeceğim. İkinci yarı başlamadan kısa bir süre önce ilk yarının değerlendirmesini de yapacağız inşallah. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü BlueBet'in sunduğu maç keyfi devam edecek. En güncel ve son dakika haberleri telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda. Haberlerden habersiz kalmayın. Anadolu'nun bir numaralı haber portalı. kardelenhaber.com 40 yıldır aynı keyfi, aynı coşkuyu,
aynı güveni hep birlikte paylaştık. 40. yılımızda bize bu gururu yaşatan milletimize teşekkür ederiz. Ergaz, ulusal sermayenin gururu. Seherlerde müezzinler nidası, halkalarda muvahhidler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Dadaş, bu ne güzel manzara dadaş. Bu ne güzel manzara Erzurum. Bugün bir kez daha tarih yazıyorsun. Bugün kabına sığmıyorsun Erzurum. Bugün Allahu Ekber dağları gibi heybetlisin Erzurum. Bugün Nene Hatun gibi düşmana korku salıyorsun ey Erzurum. Var olasın dadaş. Çok hayırlar göresin dadaş. Rabbim hepinizden razı olsun. Kafkas cephesinin, Doğu cephesinin, Sarıkamış'ın şehitlerini, Erzurumlu tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Erzurum'da yer Allahu Ekber'dir. Erzurum'da gök Allahu Ekber'dir. Erzurum'da dağ Allahu Ekber'dir. Erzurum'da işte bugün meydanda Allahu Ekber diyor. Kardelen Televizyonu, Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi. Seni ele sevirem ki, değilsen ki niye, ben nerede işte ele. Seni gören de bir hoş olirem, ölür ölür ölirem. Akşam olur, davar gelir, nakır gelir, mal gelir. Sayram sayram, biri eksik, bir bakıram sen yoksan. Diyeceksen niye, ben nerede işte ele. Yassı olur, sekiz ekmek yiyeceğim. Cibilleri dürüm edirem. Tam kıttıram yiyeyim. Aklıma sen gelirsen, boğzumda dibimlenir, yiyemirem. Diyeceksen niye, benle işte eylem. Müzik
Anam yatakları serir, kendi kendimi yiyirem. O da gidir yalanız galiram. Gözlerim süzülür uyuyacağım. Aklıma sen gelirsen uyuyamıram. Kafam karışır, yüreğim sıkışır, yatamıram. Diyeceksen niye? Benle işte eve. Kuşluğa doğru dalıram, hayal görürem, rüyamda seni görürem, sen yanımdasan, sevinmişem, sevinmişem, bir dayıram ki yastığa sarılmışam, diyeceksen niye, annem işte eve. Sabah olur, horozlar ötür, gün doğuyor. Kahir tavuklara, cıvıklara yem verirem. Cıvıkları tutur, tutur öpürem. Seni onlara benzedirem. Diyeceksen niye? Ben de işte eve. Gün gibi gelir, ay gibi kaybolursan. Hep ömrümden götürürsen. Beni yiyir, yiyir bitirirsen. Seni ne kadar sevdiğimi de çok iyi bilirsen. Diyeceksen niye? Benle işte eve. Değilsen ki babam beni kapıya koymuyor. Ey halk yiyir. Ama komşulara ezengile bibingile gidirsen. Madem öyle çık cama tırkıca yüzün göreyim. Öleyim, öleyim. O da bana yeter. Diyeceksen niye? Ben de işte öyle. İşte öyle. Kardelen Televizyonu mobil uygulamasıyla artık her yerde yanınızda. Uygulamamızdan canlı yayınları, güncel haberleri ve programları takip edebilirsiniz. Mobil uygulamamızı Apple Store, Google Play Store ve kardelentv.com.tr adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. İyi seyirler. Kardelen Televizyonu, Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi. Hep hasret çektim senden ayrı düşeli. Yazım başka, kışım bir başka Erzurum. Yaşamanın bile tadı yok senden ayrı düşeli. Güzelim başka, çirkinim bir başka Erzurum. Görmedim senden olup da saygıda kusur edeni. Küçüğüm başka, büyüğüm bir başka Erzurum. Ne hastalık gördüm sende, ne de kara bir gün. Güneşim başka, ayım bir başka Erzurum. Ne bildiysem senden öğrendim bu genç yaşımda. Kültürüm başka, örfüm bir başka Erzurum. Öpüşmek, sevişmek yok senin aşkında.
sevdan başka, sevdalın bir başka Ertuğrul. Kalleşlik yok senin yiğit insanında. Gencin başka, ihtiyarın bir başka Erzurum. Manken gibi yürümez senin kızların. Anaların başka, babaların bir başka Erzurum. Gezmeye doyulmaz senin yolunda. Dağın başka, taşın bir başka Erzurum. Bar oynamak bile sana mahsus. Davulun başka, zurnan bir başka Erzurum. Tek acın ölümdür, o da Allah'ın emri. Ölüm başka, sağın bir başka Erzurum. Sevincin düğündür, mahşere denk. Gelinin başka, damadın bir başka Erzurum. Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü Blupet'in sunduğu maç keyfi devam ediyor. Kazım Karabekir Stadyumu'ndan bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. İlk yarıda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tekirdağ Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarının genel bir değerlendirmesini yapacak olursak sevgili izleyenler, Tekirdağ Spor özellikle savunmanın arkasına attığı uzun toplarla Cizre Spor'dan yeni transferi Ali Yıldırım ve en etkili gol silahı Birol Öztürk'le tehlikeler yaratmaya çalıştı. Ve maçın henüz başında 3. dakikada çok net bir fırsatta Ali Yıldırım kale sahası çizgisinin hemen önünde etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Eğer o kafayı etkili bir şekilde vurabilse belki de konuk takım 1-0 öne geçecekti maçın henüz başında. Çok ciddi bir tehlikeydi 3. dakika itibariyle. Daha sonradan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyunun kontrolünü zaten eline geçirdi. İlk yarı itibariyle genelde kontrol Erzurumspor'daydı. Serdar Deniz'le yarattığı tehlikeler oldu. Mehmet Albayrak'ın çok şık bir kafa vuruşu vardı 20. dakikada. Gole yaklaştı ama olmadı. Yine Serdar Deniz'in 23. dakikada bir şutu vardı. Ferit'le özellikle 30. dakikada çok net bir fırsatı Ferit değerlendiremedi. Ve işte ekranlarınızda da izliyorsunuz. Serdar Deniz'e o kadar şık bir asist yaptı ki Ferit. Serdar Deniz'de 38. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Şu anda sevgili izleyenler iki takım da sahaya çıktı. İkinci yarıda bakalım değişiklikler olacak mı? Erken bir değişiklik yaptı Tekirdağ Spor. Genelde Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi atak yönüne göre sol tarafı karşı takımın Tekirdağ'ın sağ tarafını etkili kullandı. Erhan o bölgede çok yordu Tunahan'ı ve erken bir değişiklik yaptı. Tunahan çıktı. Onun yerine oyuna Ramazan dahil oldu. İlk yarıda iki de sarı kart vardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Serhat sarı kart gördü. Ali Yıldırım da Tekirdağ Spor'da sarı kart gören isim oldu sevgili izleyenler. İkinci yarıda şöyle bakıyorum takımlara herhangi bir değişiklik yok gibi. Bu iki takımın şöyle aldığım notlara bakıyorum. 1967'de kurulmuş Tekirdağ Spor sevgili izleyenler. 76-77 sezonunda 2. lige yükseldi. 1986'da 3. lige düştü. 2003-2004'te ise amatör lige düştü. 2004-2010 yılları arası tarihinin en kötü günlerini yaşadı Tekirdağ Spor ve 2014-2015 sezonunda tekrar profesyonel liglere döndü sarı siyahlı ekip. Büyükşehir Belediye Erzurumspor biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 5 yıldır özellikle 2. lige çıkma mücadelesi veriyor ama Erzurumspor 48 yaşında 1968'de kuruldu. 30 yıllık hasret biliyorsunuz dindi. Süper Lig'e yükseldi 1998'de ama daha sonra 2 yıl kaldıktan sonra artık kötü gidişat başladı ve ne yazık ki Erzurumspor şimdi küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. 1968 Erzurumspor adıyla yeniden amatör kümede mücadele ettiğini de söyleyelim ve 48. yaşını da kutlayalım. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci lig yolunda bu yıl gerçekten elinden geleni yapıyor. İç sahada hiç yenilgisi yok sevgili izleyenler şu anda. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu arada Sayın Başkan'ın ricasıyla bir hatırlatma yapalım. Şu anda sesimizi duyurduğumuz bütün Erzurumlu dadaşlara sesleniyoruz. Sosyal medyada da
farkı buldu bu. 89-25'e bağış yazıp gönderirseniz Erzurumspor'a 5 TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Takımın kalkınması için taraftarının desteğine de ihtiyacı var. 89-25'e bağış yazıp mesaj atabilirsiniz. Bunu da bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. İkinci yarı artık başlamak üzere. Maçın hakemi son kontrollerini yapıyor. Murat Türkoğlu, bir kez daha belirtelim, Bayburt'tan maçın hakemi. 43 maç yönetti. 19'unda ev sahibi takımlar kazandı. 15'inde deplasman takımları kazandı. Ve 9 maçta da beraberlik vardı sevgili izleyenler. Evet, şu anda son işareti bekliyoruz maçın hakeminden. İkinci yarıda da keyifli bir maç diliyoruz. Tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Sevgili izleyenler, Anadolu'nun bir numaralı ekranı Kardelen TV'desiniz. Sabri. Sabri Ali Yıldırım'a doğru yine bir pas düşüncesi. Doğa İşleri karşıladı. Yan hakem bayrağı kaldırdı. Tekirdağ Spor Fuat'la faulü kullandı. Fuat. Volkan Sel. Yerden pası. Ramazan. Ali. Uğur. Volkan Sel. Sağ taraftan gelişiyor atak. Birol'a doğru. Birol ceza sahasında tehlike var. Kontrolünü de kaybetti. Orada zeminin azizliğine de uğradı. İki futbolcu da Fahri Tatan. Doğa İşeri. Sol tarafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Orhan. Baskı yapan isim de Doğa. Fahri'yi kazandırdı topu. Fahri. Derin bir pas, Ferit düşüncesi ama kötü bir pas oldu bu. Zaten offside bayrağını da bu arada hakem kaldırdı sevgili izleyenler. Dolayısıyla zaten pasta yerini bulmamıştı. Ferit, devrim, Uğur, Ali Yıldırım. İbrahim'den topu kurtarma düşüncesi. Uğur, Taygun. Taygun'dan pas. Erhan girdi araya. Orhan'dan önce. Doğa İşeri. Orhan'ın baskısı. Erhan. Cihan. İyi bir düşünce ama taca çıktı. Ramazan kullanacak tacı. Ali. İki futbolcunun baskısı. Faul bekledi Ali. Devam. Fahri Tatan, Serdar Deniz, golün adı. Volkan Sel araya girmek istedi. Top hala Serdar'da. Serdar topu kurtaramadı. 48. dakikadayız. Murat Paluli tacı kullanıyor. Ferit hemen önünde. Murat Paluli Fahri ile oynamayı tercih etti. Devrimin müdahalesi, bir taç daha kullanacak Erzurumspor. Mehmet Albayrak. Murat Paluli. Pas geçmedi. Birol. Uğur. Hızlı atak düşüncesi. Sağ tarafta Orhan hareketli. Birol şimdi Orhan'ı topla buluşturamadı. Doğadan iyi bir müdahale. Hüseyin Cihan Avcı. Fahri Tatan. Orta yuvarlakta. Cihan. Serdar Deniz. Fahri. Erhan. İbrahim. Taraftarlarımızdan genelde Emre Hasan Balcı neden 18'de yok diye mesajlar geliyor sevgili izleyenler. Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz sevgili izleyenler. Benim de dikkatimi çekti. Geçen yayında da söylemiştim ama Ahmet Hoca'nın tercihi. Doğan Can Otman da yoktu 18'de. Şu anda yedeklerde Doğan Can var ama Emre Hasan Balcı şu anda 18'in dışında. Tabii kadroda genişlediği için İster istemez bazı futbolcular, mesela Mehmet Yeniler, Osman Bergay yine 18 dışında olan isimler. Ama Fatih Gül neden yok derseniz, ameliyat olduğundan dolayı, onu belirtelim. Ama Emre Hasan Balcı ile ilgili benim de net bir bilgim yok sevgili izleyenler. Murat Paluli. Fahri Tatan.
Fahri. Atal Bayraktar önce Fuat. Tecrübe. Orada sıkıştı kaldı. İşte izliyorsunuz sevgili izleyenler. Maçın hakemi. Futbolcuları kısaca uyardı. Şu anda Mehmet Albayrak'ta. Evet. Fuat atışı kullanacak. Tekirdağ Spor'da sevgili izleyenler. Fuat Eraslan. Ali indirdi topu. Ama sırtı kaleye dönüktü. Şimdi topu kontrol tekrar etme düşüncesi ama Ferit'in ayak koyduğunu görüyoruz. Taç kullanacak Sabri ile. Tekirdağ Spor. Sabri. Taygun. Tekrar Sabri. Sabri. Orada Ferit'in baskısı. Taç. Devrim hemen yanında. Ali'yi düşündü. Devrim. Ceza sahasındalar. Hakem. Faulü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a verdi sevgili izleyenler. Evet 51. dakikadayız. Serdar Deniz'in attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili izleyenler. Tekirdağ Spor 21 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik almış. En farklı galibiyetini Arsin'e karşı 4-1 ve Tire'yi 3-0 mağlup etmiş Tekirdağ takımı. En farklı mağlubiyetini de Düz Yurt'a karşı almış. 4-0 mağlup olmuş rakibine sevgili izleyenler. Tekirdağ Spor dış sahada 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet almış. Topladığı 30 puanın 17'sini iç sahada, 13'ünü dış sahada aldığını söyleyelim Tekirdağ Spor'un sevgili izleyenler. Bir sakatlık var. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Kulüp masörü Ahmet Em şu anda hızla o bölgeye doğru ilerliyor. Erhan'ın bir sakatlığı var sevgili izleyenler. Erhan Çelenk. 26 yaşında Darıca Gençler Birliği'nden transferi Erzurum'un sol tarafta daha ağırlıklı oynuyor. 8 golü var. Gerçekten taraftarın da göz bebeklerinden biri. Maraş'ta 3 sezon oynadığını görüyorum. Bu sezon 8 kariyerinde de 31 gol atmış Erhan Çelenk. Şu anda ciddi bir durumu yok. Oyun alanının kenarında tedavisi sürüyor. Tekrar oyuna biz döndük. Murat Paluli, Fahri Tatan'la paslaştı. Murat'tan baskı orada devrimden. Murat tekrar hatasını telafi etti. Mehmet Albayrak, Fuat faul yaptı. Yere indirdi rakibini. Ve şimdi atışı Büyükşehir Belediye Erzurumspor kullanacak. Sevgili izleyenler. Fahri Tatan, topun başında olan isim. Haftaya da zorlu bir deplasman bekliyor Erzurum'u. Zonguldak deplasmanına gidecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Tekirdağ ise Düz Yurt'la oynayacak kendi evinde 7 Şubat'ta. Fahri Tatan topun başında. Erhan, Mehmet Albayrak, Serdar Deniz, Ferit Cezayir'in hemen önünde. Serhat da ileriye çıktı. Fahri'den ceza sahasına ama orada penaltı noktasında Volkan Sel kafayı vurdu. Köşe vuruşu kullanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Fahri Tatan köşe vuruşu için o bölgeye gitti. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Serdar Deniz ve bir gol daha. Serdar Deniz. Yine gollerini bekleriz. 2-0 oldu. 54. dakikada geldi gol. Rahatladı Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Serdar Deniz belki de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un en önemli transferi sevgili izleyenler. Evet, ikinci yarıda özellikle 54. dakikada geldi gol.
2-0 önde Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Serdar Deniz, Fahri'nin köşe vuruşu uzak noktaya gitti. İşte tekrar izliyorsunuz. Yükseliyorlar. Kaleci Ahmet'in orada bir müdahalesi. Ahmet'ten müdahale ama top Serdar Deniz'in önüne düştü. Serdar bekletmeden kaleye plaseyi gönderdi. Ve işte o kalabalığın arasından top filelerle buluştu, kucaklaştı. Gol oldu gol. 2-0 önde mavi beyazlı ekip ve Tekirdağ Spor şimdi Birol'la bir atak geliştiriyor. Serhat araya giriyor ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Tekirdağ Spor. 2-0 önde Serdar Deniz'in attığı gollerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Evet, bu arada yan hakem uyardı sevgili izleyenler. Köşe vuruşu devrim de zaten o bölgeye gitti ama hayır, son olarak Tekirdağ Spor'dan çıktığını işaret edince şimdi atışı Büyükşehir Belediye Erzurumspor kullanıyor kaleci Ahmet'le. Ahmet'ten uzun bir top Mehmet Albayrak. Ondan önce Volkan Sel kafayı vurdu. Keyifli bir pazar. Anadolu'nun bir numaralı ekranı Kardelen TV'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iç saha maçları sizlerle buluşmaya devam edecek. 14 Şubat'ta Gölbaşı karşılaşması yine naklen ekranlarınızda olacak. Volkan Sel, Orhan, Cihan baskı yapan isim, top hala Orhan'da. Orhan bıraktı, Ramazan'dan orta devrime doğru. Savunma araya girdi ve köşe vuruşu. Yedinci dakika. Devrim. Topu çeyrek daireye bıraktı. Ama öncesinde maçın hakemi Murat'ın sanırım bir vardı ama şu anda bir problem yok. Devrim şimdi köşe vuruşunu kullandı. Kafalardan seken top. Hiç kimse dokunamadı ve top doğrudan taca çıktı. Ramazan tacı kullanmak için o bölgeye gidiyor. Ramazan Aydın. Orhan'la paslaştı. Tekrar Ramazan'da top. Ramazan geriye çıkardı. Volkan Sel. Serdar Deniz'den baskı, Orhan, son çizgi, Orhan'dan orta, Birol, ondan önce Murat Paduli. Şimdi Uğur, şut şansı arıyor, Uğur. Ramazan yaptı ortasını, etkili değil, out'a çıktı top. Evet sevgili izleyenler, bu karşılaşmanın özetini en kısa sürede bu akşam Kardelen TV'nin Facebook sayfasında izleyebilirsiniz. Maçın tamamını da yine YouTube'a arkadaşlarımız aktarıyor. Kardelen TV YouTube sayfasına abone olursanız ve Kardelen Haber, bir kez daha belirtelim, Erzurum'dan, Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmeleri Kardelen Haber'den takip edebilirsiniz. Kardelen TV'yi Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, Kardelen Haber'den takip edebilirsiniz sevgili izleyenler. Gün geçtikçe geliştiren kendini, Erzurum'a güzel hizmetlerde bulunan, birbirinden güzel, renkli, kültürel, eğlence içerikli programlarıyla haberde özellikle Kardelen TV tercihleriniz arasında, biliyoruz bunu ve şu anda ekran başında bizleri izleyen tüm taraftarlarımıza bir kez daha sesleniyoruz. İsterseniz bizimle duygularınızı, düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. İlk yarının arasında kontrol ettim. Çok renkli görüntüler var. Hasta yatağında yatan taraftarımızdan ailecek, çoluk çocuk maçı izleyen taraftarlarımız var. Yaşlı babaannelerden küçük minik taraftarlarımıza, taksi duraklarından kafeteryalara, asker ocaklarında şu anda diyorum ya, dünyanın dört bir yanında maçı izleyen taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hem Erzurum'da hem Tekirdağlı futbol severlere selam gönderiyoruz. İsterseniz fotoğraflarınızı, isterseniz sadece yazı diliyle duygularınızı
Kardelen TV Facebook sayfamızda maçın fragmanının hemen altına paylaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Evet, karşılaşmada 3'te 2'lik kısım geride kaldı. 2-0 önde Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Serdar Deniz'in 38 ve 54'te attığı goller var. Taygun. Ramazan. Pas hatası. Fahri Tatan. Dadaşlar coştu. Taraftarlar ekranlarınızda. Güzel görüntüler. Mavi beyazlı bayraklarıyla, flamalarıyla coşku içinde destekliyorlar takımlarını. Fahri Tatan. Erhan bıraktı. Serdar Deniz. Serdar. Doğa İşleri hızlı bir pas. Out. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yedeklerini hemen aktaralım. 53 İlker, 4 Doğancan, 7 Halil, 9 Ertan, 19 Savaş, 97 Muhammed Bahadır ve 99 Ahmet Çeliker sevgili izleyenler. Sabri. Sabri Gümüşoğlu, Yozgatlı bir futbolcu. 25 yaşında, Erzin'e bir golü var bu sezon. Uğur şut şansı arıyor. Uzak mesafe. Uğur şutu tercih etmedi. Orhan'ı buluşturdu topla. Orhan şimdi yaptı ortasını. Tehlike var. Ali Yıldırım golü attı. Ali Yıldırım sevgili izleyenler. Tekirdağ Spor golü buldu. Farkı 1'e indirdi. 61. 62. dakika. Sevgili izleyenler, Ali Yıldırım zaten sürekli Birol ve Ali'nin etkili olduğunu ileri uçta söylemiştim. Cizre Spor'dan transferi, işte yapılan orta Orhan'dan boşta kaldı. İşte orada Ali Yıldırım, Murat Paluli o bölgede o an yok ve Ali Yıldırım'ın kale sahası içerisinde yakın mesafeden kafa vuruşu ağlara gitti. Konuk takım farkı 1'e indirdi ve kalan dakikalar çok daha heyecanlı, zevkli geçeceğe benziyor sevgili izleyenler. Devrim, Uğur, Ali, Ali Yıldırım. İkinci golünü attı Tekirdağ formasıyla. Sabri'ye açılan bir top. Sol tarafta Sabri. Serhat'tan topu kurtardı, Devrim'e bıraktı. Devrim şut şansı arıyor. Devrim bıraktı. Tekrar Ali. Ali, Ali dışarıya. Evet, üst üste pozisyonlar sevgili izleyenler. 63. dakika, bunu da notlarımın arasına hemen alalım. Üst üste pozisyonlar yakaladı Tekirdağ Spor. Ali Yıldırım'la. Ali Yıldırım kariyerinde 37. golünü attı Erzurum'da. Kırıkhan deplasmanında bir golü vardı. Tekirdağ formasıyla ikinci golünü attı. Cizre'de bu sezon 3 golü vardı. 2 de burada bu sezon 5. golünü imza attı Ali Yıldırım sevgili izleyenler. Uğur. Uğur kapısız. Onun da bir golü var. Erhan Çelenk, Erhan hareketli, sol tarafta yardıma gelecek arkadaşını bekledi. Doğa İşleri'ye döndü geriye. Mehmet Albayrak'ta Ferit ileri uçta. Evet, topsuz alanda bir sakatlık sevgili izleyenler yaşanıyor. Serdar Deniz şu anda yerde olan isim ve oyun bu dakikada durdu. Sağlık görevlileri davet edildi. Şu anda Serdar'a Ali'nin işte müdahalesini izliyorsunuz. Güzel görüntüler bunlar. Futbolda zaten istediğimiz manzara bu sevgili izleyenler. Futbolun psikolojik olarak baktığınızda aslında bize kazandırdığı çok şey var.
gerçekten paslaşma, futbolcular arasındaki iş bölümü, gol sevincindeki o sevinci paylaşma, bazen hüzünleniyor futbolcular, birbirlerini teselli ediyorlar. Konuk takımın özellikle futbolcularının birbirlerine centilmence hareketleri, taraftarların güzel hareketleri, alkışlaması. Ya bizim istediğimiz bu futbolda. Ama bazen tabii istemediğimiz görüntüler tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, olabiliyor. Futbolun içerisine şiddet girince, centilmenlik dışı hareketler girince, küfür girince ne yazık ki futboldan da insanlar soğuyor. Belki birçok izleyen tribüne gelmek istiyor ama bazen o yaşanan tatsız olaylardan dolayı gelmek istemeyebiliyorlar. Ama stadyumda tabii maçı izlemek ayrı bir coşku. Biz Erzurum'da olan tüm taraftarlarımızı... Evet, bu arada tepki geldi. Uğur'a yapılan hareket. Faul. Serdar pozisyonu devam ettirdi, şutunu attı ama faul yapıldığı için Tekirdağ Spor şimdi Volkan Sen'le oyunu tekrar hareketlendirdi. Havalar ısındıkça artık taraftarlar da stadyumda tekrar yerlerini alacaklardır. Tabii dünya genelinde ekran başındaki Kardelen tribünleri dop dolu. Bunu zaten biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama Erzurum'da imkanı olan taraftarları her zaman Erzurum Spor'un maçlarına destek vermeye çağırıyoruz, davet ediyoruz. Murat Paduli, Mehmet Albayrak kafayla indirdi. İndirdiği yerde Uğur vardı. Ferit aldı topu. Şık bir hareket. Güzel de bir pas. Mehmet Albayrak sağ tarafta. Mehmet Albayrak topu çekti. Pas verecek arkadaşını arıyor. Murat Paduli. O da devrime bir çalım attı. Bir de Sabriye derken yere indi ama hakem devam dedi. Yan hakemin hemen önünde gerçekleşiyor pozisyon. Orhan şimdi. Orhan çok süratli, dikkatli olmak lazım İbrahim'den, kritik bir müdahale. Faul. Evet, İbrahim orada ayak koymasa ciddi bir tehlike olabilirdi. Evet, hakemin de zaten düdüğü ve bu arada yan hakem işaret ediyor. Bir oyuncu değişikliği yapılacak. 70 numaralı formasıyla Yusuf Duman oyuna dahil olacak. 7 numaralı Orhan bugün etkili olan isimlerden biriydi. Orhan 70 numaralı formasıyla Yusuf'a yerini bıraktı. Yusuf Duman ikinci oyuncu değişikliği Tekirdağ Spor'un, sevgili izleyenler. İşte ekranlarınızda Orhan Küçük Ertuğrul golün de asistini yaptı. Ali'ye etkili bir pas, etkili bir orta yapan isimdi Orhan Küçük Ertuğrul. Serdar Deniz, Doğa İşeri. Yusuf'un baskısı oyuna girer girmez. Sağ tarafta görev yapacak. Bu arada Erhan Çelenk, Mehmet Albayrak ceza sahasında yerde ama hakem devam dedi. Penaltı bekledi o dakikada. Dadaşlar, Taygun. Savaş Tagay'ı görüyorum. Birazdan oyuna dahil olacak Savaş. Kıran kırana mücadele oralarda. İşte Erhan şimdi de yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Ramazan'ı uyarıyor. Biraz tansiyonun arttığını söyleyebiliriz sevgili izleyenler. Puan mücadelesinde tabii olabiliyor. Serdar'ın az önce bir sakatlığı vardı. Dolayısıyla oyuna devam edemeyecek. Hem de alkışları hak eden bir isim Serdar Deniz. 69. dakikada işte izliyorsunuz maçın iki golünü de atan isim. Şu anda yerini Savaş Tagay'a bırakacak. Savaş'ın da iki golü var bu yıl. Serdar Deniz tribünlerin desteğiyle, alkışlarıyla yerini Savaş Tagay'a bıraktı. Volkan Sel. Yusuf'a doğru bir pas. Doğa İşeri karşıladı.
Birol, Yusuf, Doğan'ın yatarak müdahalesi. Çizgiden topu kurtaramadı Cihan. Ramazan, Doğa İşehir araya girdi Yusuf'tan önce. Şimdi Erhan, Ferit hareketli, Savaş Tağa topla buluştu. Fahri'den sağ tarafa ama Murat Paduli'den önce Devrim araya girdi ve kart gelecek. Sarı kart Murat Paduli'ye. Evet, Murat Paduli'nin ben kart sınırında olduğunu notlarımın arasına almıştım sevgili izleyenler. Eğer bilgiler doğruysa, bazen çünkü olabiliyor sevgili izleyenler, federasyonda da ya da diğer sitelerde olabiliyor. Murat Paduli cezalı duruma düştü önümüzdeki maçta. Sabri'den etkili bir orta gelmedi ve Tekirdağ Spor'un bu hatağı da sonuçsuz kaldı. Ekranlarınızda Sabri Gümüşoğlu sevgili izleyenler. Dakika 71. Bu maçı kazanırsa Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir maçı eksik olarak puanını 37'ye çıkartacak. Fuat. Volkan Sel. Ali Yıldırım. Birol düşüncesi. Doğa göğsüyle kaleci Ahmet. Ahmet Altın, Kırşehirli. 30 yaşında, 1.85 boyunda. Kariyerinde Aydınspor, Altınordu ve Akhisar Belediye takımlarında görev yaptığını görüyoruz. Sabri Ferit'le birlikte topa hareketlendi. Taç. Tekirdağ kullanacak. Sabri. Devrim. Sabri. Ali. Devrim. İki futbolcunun arasından Cihan'ın da baskısı. Serhat da geldi. Hakem Devrim'e yapılan hareketin faul olduğunu işaret etti. Devrim'de Payas Spor'dan yine ikinci yarıdaki transferi. Bir golü var Payas Spor'da. O da kart sınırında şu anda. Devrim etkili isimlerinden biri maçın başından beri Tekirdağ Spor'da. Mehmet Albayrak geriye arkadaşlarına yardıma geldi. Doğa İşeri Erhan'a bıraktı. Erhan Taygun baskı yapan isim. Erhan Doğa. Doğa'dan şık bir çalım. Çizginin hemen üzerinde. Sol tarafta rakip yarı alanında şu anda Doğa İşeri ama kaptırdı topu. Taygun, Ramazan. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kullanacak. Doğa İşeri. Tacı 74. dakika. Fahri Tatan. Erhan. Bir taç daha. O bölgede üst üste taç atışları izliyoruz. Ramazan. Evet, tekrar taç kullanıldı sevgili izleyenler. Tekirdağ Spor şimdi atak yönünü orta alana çevirdi. Savunma karşıladı. Ferit Sabri'den topu kurtardı ama kendisini kurtaramadı ve Sabri de kart sınırında sevgili izleyenler. Onu da hemen hatırlatalım. Şimdi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Murat Paduli ile oyunu tekrar hareketlendirecek. Serhat Akyüz. Atışı kullanacak. 228. maçı Serhat'ın. 31 yaşında, maçkalı. O da kariyerinde birçok
takımda görev yapmış Mehmet Albayrak'ı gördü ama savunma karşıladı. Top taca çıktı. Ramazan kullanacak Tekirdağ Spor'da. Serhat da Cizre, Sarıyer, Ankara Gücü, Çaykur Rize, Medipol, Başakşehir, Torku Konya ve İstanbul Spor gibi takımlarda görev yapmış tecrübeli bir isim. Stoper'de artık İbrahim'le olarak görüyoruz sürekli Ahmet Yıldırım'ın tercihleri olarak sevgili izleyenler. Bu grupta en fazla gol atan Zonguldak ve Erzurum 31 golle, en az gol atan Cizre 16, Silivri 18 gol. En az gol yiyen Erzurum 16 gol artı 15 averajı var sevgili izleyenler. Birol'a doğru yine etkili bir top. Doğa İşeri, kaleci Ahmet tehlikeyi uzaklaştırdı. Doğan'ın da bir sakatlığı var bu arada. Ahmet'in de sakatlığı var. O pozisyonda ikisi birden. Doğa acı içinde şu anda. Serhat sevgili izleyenler, düzeltiyorum. Serhat Akyüz şu anda ceza sahası içerisinde. Kaleci Ahmet de gerçekten kritik bir müdahale yaptı Serhat. Şu anda inşallah önemli bir durumu yoktur. Biraz sert bir darbe aldı. Tekrar izlediğimizde göreceğiz. 76. dakika. 2-1 önde Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç sahadaki 11. maçında. Tekrar izliyoruz işte bu pozisyonda. Bir rol hareketliydi. Serhat ve kaleci Ahmet. Tehlike uzaklaştı ama hem Serhat hem de Ahmet. Ahmet'in önemli bir durumu yok. Şu anda kalktı ama Serhat için şu anda sedye geldi. Oyun alanının kenarında devam edecek müdahalesi. Tam da Serhat'tan bahsediyorduk sevgili izleyenler. Tecrübeli bir isim. Erzurum'da stoperde güven veren bir isim. İşte ekranlarınızda. İnşallah kısa bir sürede tekrar oyun alanına dönecektir sevgili Serhat. Evet, oyun birazdan hareketlenecek. Bu grupta sevgili izleyenler en fazla gol yiyen takım da Gölbaşı 34 gol, Düzce ise 33 gol görmüş. Dış sahada en başarılı takımlar Erzurum, Kozan ve Düzyurt. 16'şar puanları var 3 takımında. Altay ve Maltepe de sadece kendi evlerinde bir yenilgi almış. En fazla berabere kalan takım 11 beraberlikte Maltepe takımı. Tekrar oyundayız. Ferit. Savaş. Topla buluştu. Fahri. Fahri yerde kaldı. Oyun devam ediyor. İbrahim. Topa yükseklik kazandırdı. Fuat. Kaptanlık bazu bandı. Fuat da köşe vuruşu kullanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Şampiyon olan takım direkt ikincilik biletini alacak. Şampiyon olamadığı takdirde ilk beşin içinde olmalısınız. 2 ve 5, 3 ve 4 eşleşmesi çift maç yapılıyor. Takımların kendi sahasında ve deplasmanda 2 maç oynuyorlar. Ve daha sonra da final müsabakasıyla eleyen takımlar finalde karşılaşıyor ve ikinci lige ikinci bir bilet daha kazanılıyor. Fahri şimdi köşe vuruşunu kullandı. Hiç kimse dokunamadı. Şimdi Yusuf. Devrim. Hızlı atak düşüncesi var ama çoğaldı orada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da. Üç isim birden ama top yine Devrim'de. Doğan'ın baskısı. Şimdi Cihan. Erhan'ı topla buluşturdu. Taygun baskı yapıyor. Cihan Avcı. Ramazan. Top Cihan'da. Mehmet Albayrak. Ferit de bomboş. Şimdi Mehmet Albayrak düşüncesi. Fahri Tatan. Erhan Çelenk. Yine Ferit pas istiyor. Savaş ceza sahasında. Erhan'dan orta. Geçmedi. Fuat karşıladı topu. Murat Paluli. İbrahim. Serhat. Sahaya döndü. Onu da hatırlatalım. Hüseyin Cihan. Evet, Hüseyin Cihan. Kendisi sakatlık yaşadığı için topu taca attı. Ve kendini de yere bıraktı. Hüseyin Cihan Avcı sanırım. Adalesinde bir çekme oldu sevgili izleyenler. Tekrar oyun durdu bu dakikada. Tabii kış şartları zor. Birçok futbolcu rahatsızlığı nedeniyle mesela Muammer'i soruyorlardı sevgili izleyenler.
rahatsızlığı nedeniyle geçen maçta 18'de yoktu Muammer. Murat Paduli dün yine serum tedavisi gördü. Ve şu anda da Hüseyin Can Avcı sakatlık yaşıyor. Maçta da 80. dakikadayız sevgili izleyenler. 2-0 öne geçti Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Serdar Deniz'in attığı gollerle Ali Yıldırım cevap verdi Tekirdağ Spor'da. Ve şu anda maç 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüne devam ediyor. Haftaya Zonguldak deplasmanına gidecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Tekirdağ takımı Düzyurt'ta oynayacak. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve Tekirdağ Spor'da sevgili izleyenlerimize bir kez daha aktaralım. Teknik direktör değişikliği yapıldı. Mehmet Erdal Alparslan futbolculuk kariyerinde Tekirdağ Spor'da 4 sezon forma giyinen bir isim. Kahramanmaraş Spor'u çalıştırıyordu. Şimdi Tekirdağ Spor'da. Mehmet Albayrak yine şık bir hareketle ceza sahasında rakibinin üzerinden aşırttı ama top önüne gelmedi. Şimdi Ferit. Ferit topu kurtaramadı. Orada kalabalıklaştı savunma. Birol yine etkili bir atak. Ali Yıldırım hareketli. Murat Paluli ondan önce davrandı. Ali Yıldırım Murat Paluli'den özür diliyor. Mehmet Erdal Alparslan, Batman Petrol, Büyükçekmece, Pendik, İstanbul, Zeytinburnu gibi takımları çalıştırdı. Kariyerinde 292 maçta 110 galibiyet almış bir hoca. 96 mağlubiyet, 86 beraberlik. İlk maçı şu anda Tekirdağ Spor'da Erdal Hoca'nın. Hüseyin Cihan Avcı gönderdiği yerde kaleci Ahmet var. Ahmet hemen hızlı hareket etmeye çalışıyor konuk takım. Sarı siyahlı ekip. Fuat Sabri. Murat Paluli. Bu arada Ertan'ı görüyorum. Birazdan Ertan da oyuna dahil olacak sevgili izleyenler. Savaştan sonra Ertan'ı oyuna dahil edecek. Ertan da forvete, Olta'nın yerine transfer edilen bir isim. Ama tek forvet tercihini devam ettirdiği için Ahmet Hoca. Ertan genelde ikinci yarının son bölümlerinde oyuna alınıyor. Yusuf hareketli. Doğa kafayı vurdu. Serhat, Cihan, Erhan üst üste kafa vuruşları. Volkan Sel. Fuat. Sabri pas istiyor. Sol tarafta hareketli. Fuat şimdi Sabri'yi gördü. Sabri rakiplerinden sıyrılma düşüncesi. Murat Paluli topa daha yakın. Murat'tan müdahale. Devrim. Sol tarafta şu anda Tekirdağ Spor. Taç kullanacak Sabri. Devrim hemen yanında. Devrim'le paslaşmayı tercih ediyor. Ferit. Savaş. Tekrar Ferit. Çizginin hemen önünde Ferit, iki futbolcunun baskısı, Savaş'ı gördü. Savaş kaptırdı. Devrim, Ali. İyi bir düşünce ama bir rol topla buluşamadı. Bir oyuncu değişikliği de Tekirdağ Spor yapacak birazdan. Hakem şimdi işareti verdi. Evet. Erhan Çelenk oyundan çıkıyor sevgili izleyenler. Alkışlarla elinden geleni yaptı. Sol tarafta yine etkili bir futbol oynadı bugün. Ertan oyuna dahil oluyor Erhan'ın yerine. Nazilli Belediye'den transferi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ertan şu anda oyuna dahil oldu. Erhan çıktı ve bir oyuncu değişikliği de Devrim çıktı. Onun yerine Hami Çolak oyunda. Hami Çolak şu anda oyuna dahil oldu sevgili izleyenler. Hami Çolak Şanlıurfa'dan kiralık olarak geldi. O da Cizre'de top koşturdu. 22 yaşında şu anda 55 numaralı formasıyla Hami Çolak oyunda.
Ertan Koç 28 yaşında Nazilli Belediye'de 10 maçta görev yaptı. 390 dakika şans buldu. Tamamında değil, bir gol attı bu sezon. Toplamda kariyerinde 62 golü var sevgili izleyenler. Ve Ramazan'da sarı kart gören futbolcular kervanına katıldı. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Kaleci Ahmet'in bir sakatlığı var yine. Yine sağlık görevlisi Masör Ahmet Em şu anda kaleci Ahmet için oyun alanına dahil oldu sevgili izleyenler. Bu dakikalarda üst üste sakatlıklar, topsuz alanda özellikle futbolcuların yaşadığı sıkıntılar var. Son dakikalara doğru da gidiyoruz ama tabii ki bu kayıp zamana mutlaka eklenecektir. Ne kadar kayıp zaman olacak bunu hep birlikte göreceğiz ama en az 5 dakika, 4 dakika, 5 dakika civarında bekliyorum ben ama tabii ki karar hakemin olacak. Doğa İşeri. Mehmet Albayrak. Ertan Taç. Doğa Taç'ı kullandı. Bir kez daha Taç kullanılacak. Doğa, Ertan. Ertan son çizgiden pasını da aktardı ama Fuat karşıladı. Fahri, Ferit, Savaş Taga şut şansı arıyor. Savaş eksen etrafında döndü. Şimdi Ferit, Ferit'ten Fahri'ye, Fahri'den topuk pası, Ferit'ten kaleci Ahmet çıkardı. Cihan şimdi Volkan Sel karşıladı. Evet, güzel bir gol olabilirdi ama sonuçsuz kaldı. Çok güzel paslaşmalarla gittiler ama kaleci Ahmet ayaklarıyla topu çıkardı. Sevgili izleyenler, işte izliyorsunuz Fahri'den çok şık bir topuk pası. Ferit orada, Fuat'ın da yine bir müdahalesi ve kaleci Ahmet karşıladı bu topu. Serhat yerde kaldı. Şimdi Serhat atışı kullanacak. Sevgili izleyenler, 88. dakikadayız. Serhat'a yapılan hareket faul ve kaleci Ahmet bu atışı kullanıyor. Uzun bir top Mehmet Albayrak'a doğru. Yine Volkan Sel, Mehmet Albayrak'ın hemen yanında maçın başından beri. Kaleci Ahmet Önal. Uzun bir top gönderdi. Ali Yıldırım kafayla indirdi. Hüseyin Cihan Avcı karşıladı. Savaş Taga. Taç. Sabri kullanıyor. Kullandı. Uğur. Sabri. Hami yanındaydı. Uğur. Volkan Sel pas istiyor. Volkan Sel. Fuat. Topla buluştu. Sağ taraf. Atak yönü. Fuat. Yusuf pas istiyor. Ramazan. Rakibe çarptı top. Ertan karşıladı orada. Ve Taç'ı şimdi kullanıyor Ramazan. Ali Yıldırım. Son çizgide. Hüseyin Can'ın baskısı. Bir Taç daha izleyeceğiz. Yine Ramazan o bölgede. Yusuf pas için gitti. Ali'yi tercih etti. Ali Yıldırım, Hüseyin Cihan sıkıştı o bölgede top. Ve Tekirdağ Spor'un bu atağı da sonuçsuz kaldı sevgili izleyenler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Ahmet şimdi topu oyun alanına tekrar sokacak. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor ev sahibi takımın. İç sahada yine yenilgi almadan ayrılma düşüncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor. 3 puana yakın üst üste tabii alacağı puanlar Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da üst sıralara taşıyacaktır. Tire'nin
Altay deplasmanında bugün puan kaybetmesini bekliyor. Kızılca bölükte Erzin'le oynuyor sevgili izleyenler. Ama bu grupta her an her şey olabilir. Her takım nerede ne yapacak hiç belli değil. Ve kayıp zamana ben bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar ilave gelecek. Ferit karşıladı, ardından Hami. 6 dakika. Evet. Ben 5 dakika bekliyordum ama 6 dakika geldi sevgili izleyenler. 90 artı 6 oynanacak. Şu anda 90. dakika. Kronometrede dondu kaldı. 90 artı 6 başladı sevgili izleyenler. Kritik bir 6 dakika. Tekirdağ Spor beraberlik golünü bulacak mı, yoksa 3-3 seslerine taraftarın futbolcular yanıt verecekler mi? Üçüncü golü bulacak mı? İşte bunun cevabını 6 dakika içinde öğreneceğiz. Şu anda 90 artı 1'in içindeyiz. Serhat kullandı. Ferit'e doğru. Ferit bıraktı. Top doğrudan out'a çıktı. Şimdi Ahmet. Maçın özet görüntülerini en kısa sürede Kardelen TV Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Maçın tamamını da yarından itibaren yine Kardelen TV Facebook sayfasında duyurulacaktır. Sevgili izleyenler, bizi Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve Kardelen Haber sitesinde takip edebilirsiniz. Bir kart daha çıktı savaşa. Uğur rakibinden sıyrıldı. 90 artı 2'deyiz. Sabri yerde kaldı. Bu dakikalarda dikkatli olmak lazım. Doğan Can'ı görüyorum. Son bir değişiklik. Son dakikalarda Sabri'den şimdi Hami, Savaş, Fahri, Ertan'dan şık bir hareket ama sıyrılamadı. Hakem yine eli cebinde, sarı kart ve evet sarısı olduğu için ikinci sarıdan kırmızıyı gördü Ramazan sevgili izleyenler. Belki taktik bir faul yaptı ama 10 kişi bıraktı takımını Ramazan. Az önce bir sarı kart görmüştü. İkinci yarıda oyuna dahil olan, özür diliyorum, ilk yarıda oyuna dahil olmuştu biliyorsunuz Ramazan. Ve ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. Ve Doğan Can birazdan oyuna dahil olacak. Ertan orada yerde kaldı az önceki pozisyonda. Ve şimdi konuk takım 10 kişi kalan dakikalarda. Volkan Sel bıraktı. Fuat kaptan. Uzun bir top. Birol indirdi. Serhat'ın kontrolünde top. İlginç bir an. Ali Yıldırım hareketli. Kaleci Ahmet. Orada İbrahim'e de çarptı top. Serhat'ın müdahalesinde İbrahim'e çarpınca bir anda Ali Yıldırım pozisyona girdi ama kaleci Ahmet bunu telafi etmeyi başardı. Ve şu anda kaleci Ahmet uzun bir top gönderiyor. Oyuncu değişikliği henüz yapılmadı. İşareti bekliyorlar. Hami Çolak. Taygun. Ferit hareketli. Mehmet Albayrak. Ertan. Fuat karşıladı. Ali Yıldırım indirdi. Hami Çolak. Hami. Sabri. Sabri. Ferit'ten sıyrıldı. Ortasını da yaptı. Dikkatli olmak lazım. Taygun. Ceza sahasında. Bir orta Doğa karşıladı. Tekirdağ Spor beraberlik için yükleniyor. Son dakikalar artık. Oyuncu değişikliği şimdi işareti geldi. Fahri Tatan oyundan çıkıyor. Doğan Can oyuna dahil olacak. Sevgili izleyenler yayından sonra da hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü Sayın Başkan Ali Demirhan konuğumuz olacak. Erzurumspor Başkanı Sayın Ali Demirhan yanımıza gelecek ve bir röportaj yapacağız kendisiyle. Bizden ayrılmayın.
2-1 üstün durumda Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Oyuncu değişikliği henüz yapılmadı. Fahri Tatan. Evet. Gerek yok bunlara. Hakem Fahri'ye sarı kartını çıkardı. Evet. Fahri de sarı kart kervanına katıldı artık. Kartları not almaktan sevgili izleyenler. Yoruldum ben de. Fahri de sarı kartı gördü. Şimdi ceza sahası. Kaleci çıktı. Tehlike var. Ali Yıldırım. Çok kritik bir müdahale. Serhat. Sigorta. Savunmada. Çok kritik bir müdahale yaptı. Serhat Akyüz. Çok tehlikeli. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Tekirdağ Spor yükleniyor. Ceza sahasına yapılan orta. Bir kafa. Dışarıya çıktı top. Derin bir nefes. Oh çekiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Evet, çok ciddi tehlike atlattı Erzurum Kalesi. İşte izliyorsunuz sevgili izleyenler. Bu pozisyonda bakın işte savunmaya da çarpıyor top. Ve Serhat işte burada son çizgide müdahalesini yapıyor. Ve bu arada Ferit hareketli, kaleci Ahmet kalesinden çıktı ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Ferit. Ferit yerde kaldı. Hami hareketi yapan isim. Hami Çolak. Özür diliyor şu anda Ferit'ten. Savaş atışı kullanacak. Savaş. Ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı sevgili izleyenler. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tekirdağ Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı sevgili izleyenler. Serdar Deniz'in attığı 2 gol 38. dakikada ve 54. dakikada attığı golleri ve ardından 60. dakikada Ali Yıldırım cevap verdi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç sahada bir galibiyet daha almanın mutluluğunu yaşıyor sevgili izleyenler. 11. maçı iç sahada 5. galibiyetini aldı Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Taraftarı mutlu, ekran başındakiler mutlu. İyi bir mücadele oldu. Ben Tekirdağ Sporlu futbolcuları da tebrik ediyorum. Gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Son dakikalarda beraberliğe çok yaklaştılar. Ama bugün şans Erzurum'dan yana. 3 puanı Dadaşlar aldı sevgili izleyenler. Taraftar ekranlarınızda. Sayın Başkan Ali Demirhan birazdan konuğumuz olacak sevgili izleyenler. Şu anda evet, Sayın Başkanımız da geldi ama şu andaki görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Taraftarıyla şu anda takım buluştu. Zor bir karşılaşmaydı. İyi bir takım vardı karşılarında Tekirdağ Spor gerçekten. Etkili silahlarıyla özellikle ileri uçta çok etkili pozisyonlar da buldu ama kazanan Ahmet Yıldırım'ın talebeleri oldu. Tebrik ediyoruz Dadaşlar. 3 puanla, keyifle taraftarını şu anda işte selamlıyor Erzurum Sporlu futbolcular. Evet, şu anda Sayın Başkanımız yanımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Şöyle hocam, Sayın Başkanım düzeltelim. Hoş geldiniz, tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Güzel, anlamlı bir galibiyet oldu yine. Evet, son dakikalarda başkanım heyecanlandınız siz de burada izledik. Yani tabii artık maçlar kolay geçmeyecek. Dediğim gibi hem düşme hattına oynayanlar, düşmeme hattına oynayanlar hem de playoff'a girmek isteyenler, bizim gibi hedefi olan takımlar
Tabii işimiz zor. Özellikle ikinci yarı. Siz de sezon başında biliyordunuz. İlk sezon bayağı bir kredi tükettik maalesef. Özellikle kendi sahamızda. Evet hocam. O yüzden şimdi sahamızdaki maçları kazanıp inşallah bu muhteşem seyircinin, bu muhteşem takımın hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Çok şükür dediğim gibi sevdiğim bir laf var. Biz çok kışlar gördük. Evet. Evet. Sonu baharla biten. O yüzden inşallah bu heyecan, bu dayanışma, bu birliktelik bizi hedefe götürecek. O yüzden de size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel top oynayan. Son dakikalarda biraz sıkıntı yaşadık gerçi ama takımıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi yavaş yavaş hedefe gideceğiz. Tabii ki biz de ikinci yarı biliyorsunuz ki çok değişiklikler yaptık. Evet. İlk yarı biliyorsunuz kadro dışı bırakılan Serdar Deniz bugün. Ben Sayın Başkanım öyle dedim. İkinci yarının en iyi transferi diyebiliriz yani. Hani neredeyse kadro dışıydı ve dediğiniz gibi artık hayır, defteri kapanmış. Hayır, sözleşmesi de feshedilmişti. Evet. Tekrar sözleşmemizi aldık. Değil mi? Antalya kampında evet. Serdar Deniz'le tekrar sözleşmemizi aldık. Çok şükür o da geri döndü. Diğer takım arkadaşların hepsi. Takımdaşlık, birliktelik, beraberlik geri döndü. Erzurum'un buna ihtiyacı vardı. Çünkü her zaman söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Biz buraları hak etmiyoruz. Bu camiaya, bu taraftara, bu şehre üçüncülük yakışmıyor. Kesinlikle Sayın Başkanım. Sayın Başkanım bir şey söyleyeceğim. Çünkü taraftarlarımız çok mesaj gönderiyor ama tabii hocanın tercihi ben yayında öyle söyledim. Emre Hasan Balcı ile ilgili bir bilginiz var mı? Hani genelde 11'de vazgeçilmez bir isimdi. Şu anda 18 dışında genelde. Ben hocanın tercihi olarak yorumladım ama hani başka şimdi, herhalde tabii, yorumda şimdi bilmiyorum. Emre Hasan Balcı benim de futbolculuk kariyerine çok güvendiğim, inandığım ve sevdiğim bir futbolcu. Evet. Ama hocanın tercihine biz yönetim tabii. olarak karışmıyoruz. Evet. Hiçbir şekilde karışmıyoruz. Yani takım onun, saha onun, istediği gibi orada oynayacak. Ve buna dün yaptığımız yönetim kurulu toplantısında da üstüne basa basa söyledik. Teknik ekibinin işine karışmıyoruz. Orada sorumlu arkadaşlarımız var. Hocamızın felsefesine, inancına inanıyoruz. Gerçekten kariyerli ve prensipli bir hocamız var. Çok şükür. O yüzden de bizi hedefe götüreceğine de inanıyorum. Hocanın işine de karışmıyoruz. Evet, yani doğru. Ben de merak ediyorum. Hani bazı oyuncular var niye oynamıyor falan. Ama hocanın takdiri diyeceğiz. Yani çünkü artık sonuç odaklı oynamamız lazım. Doğru. Yani sonuca gitmemiz lazım. Bir de Sayın Başkanım ben yayında da söyledim ama tabii sizin de daha etkili olur. 89-25 yeni bir kampanya başlatıldı. Evet. Erzurumspor'a taraftarlarımızın da şu anda nasıl gidiyor? İlgi var mı? Sizin de tabii çağrınız varsa buyurun. Tabii ekran başındaki tüm hemşerilerime buradan da sesleniyorum. Lütfen 89-25 yazsınlar. Kendi isimlerini yazsınlar. 89-25 yazıp isimlerini yazan seyirciler arasında yapacağımız çekilişte 25 tane forma dağıtacağız. Futbol takımımızın imzalı, yönetimimizin imzalı formasını da açacağız. O yüzden tüm hemşerilerimizin, tüm Erzurumluların takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Dediğim gibi 89-25'e mesaj atsınlar isimlerini yazıp. Biz onlara geri döneceğiz. İnşallah Sayın Başkanım. Peki başka eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa buyurun Sayın Başkanım. Şimdi biliyorsunuz futbol zorluklarla dolu bir oyun. Futbol sadece futbol değil. Ben taraftarlardan sabırlı olmalarını istiyorum. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. Bu ligin üstünde bir takımımız var. Sabırla bize inanmalarını bekliyorum. Ve inşallah bu yönetim, başta onursal başkanımız, gerçekten desteklerinden ötürü kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum Mehmet Sekmen Bey'e. O da inanılmaz bir heyecan içinde. Bütün şehir, bütün yani valimizden tutun emniyet müdürüne kadar, bütün şehir, bakanlarımız, milletvekillerimiz, hepsi inanılmaz bir şekilde bize destek oluyorlar. Sabırla lütfen beklesinler. Bizim de moralimizi bozmasınlar. Kendi morallerini de bozmasınlar. Takımın da morallerini bozmasınlar. Şu an bizim tek ihtiyacımız olan şey moral. Lütfen morallerini bizden eksik etmesinler. Desteklerini bizden eksik etmesinler. Zonguldak deplasmanı zor bir deplasman Sayın Başkanım haftaya. Ya dediğim gibi hiçbir maç kolay artık değil. Artık evet her maç. Hiçbir maç kolay değil. Geçen hafta biliyorsunuz Silivri lideri yendi. Lig sonuncusuydu. Evet, evet. Yani bugün Tekirdağ işte görüyorsunuz. Son dakikaya kadar asıldı. Çünkü dediğim gibi bazı takımlar düşmemeye oynuyor. Bazı takımlar playoff oynuyor. Var, yani evet. 18 takımın 19 takımın Cizre hariç işte Cizre'nin durumu belli değil daha. 18 takımın hepsinin bir hedefi var. O yüzden herkes birbirinden ne koparırsam kar düşüncesiyle sahaya çıkıyor. İşte biz de burada hocamızın da taktiksel anlayışına da saygı duyaraktan bazen de çok iyi futbol beklemesinler. Sonuçta bizi şampiyon yapan 3 puan çok iyi
futbol değil. Yani ben sezonun en iyi maçını Bursa'da oynadığımıza inanıyorum. Ama maalesef yenildik orada. Evet, evet. Yani o yüzden de oyunun bazı bölümlerinde gördüğünüz üzere Erzurumspor çok güzel top oynadı. Bazı bölümlerinde de taktik icabı oyunu soğutmaya çalıştı. O yüzden dediğim gibi sabırla bize inanıp beklesinler. Biz bu takımı hedefe götüreceğimize inanıyorum. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Canlı konuğumuz oldunuz. Bizi gelip burada eksi derecelerde destekleyen taraftara, ekran başındaki tüm izleyicilere buradan selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çok Ali Demirhan'la evet bir röportaj gerçekleştirdik sevgili izleyenler. Ve artık yavaş yavaş da vedaya gideceğiz. İşte görüyorsunuz tribünler de boşaldı. Sevgili izleyenler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tekirdağ Spor'u 2-1 mağlup etti. Serdar Deniz'in attığı 2 gol ve Ali Yıldırım cevap verdi ve 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadı. Biz de tebrik ediyoruz. Haftaya Zonguldak deplasmanında başarılar diliyoruz. Ve birkaç hatırlatmamızı tekrar yapıp artık veda edeceğiz sizlere. Bu maçın özet görüntülerini, maçın notlarını aldım. Sevgili Ahmet Sedat en kısa sürede hazırlayacak ve Facebook sayfamızdan duyuracak. Kardelen TV'de Kardelen Haber, Kardelen TV Facebook, Twitter ve Instagram sayfasından bizi takip edip her türlü duygu ve düşüncenizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz 14 Şubat'ta Gölbaşı Spor karşılaşmasının naklen yayınında tekrar sizin karşınızda olmak istiyoruz. Sürçülisanlarımız olduysa sevgili izleyenler affola. Yapım ve yayında emeği geçen kameraman arkadaşlarım, teknik ekipte ne kadar görevli arkadaşım varsa gerek stat çevresinde gerekse Dadaşkent'teki ana binada hepsi adına çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ben spikeriniz Adem Gültekin huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Esen kalın. Ulusal sermayenin gururu Ergaz ve Türkiye'nin gücü Blupet maç keyfini sundu. Yıldır aynı keyfi, aynı coşkuyu, aynı güveni hep birlikte paylaştık. 40. yılımızda bize bu gururu yaşatan milletimize teşekkür ederiz. Ergaz, ulusal sermayenin gururu.